Evet, karşımda 100'den fazla filmde oynamış, çocukluğundan beri tiyatro, sinema, hep kameraların önünde geçmiş bir hayat. Perihan, hoş geldin canım. Canım hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl, mutlu musun seçtiğin bu mesleği yapabiliyor olmaktan? Ya çok mutluyum, çok mutluyum. İyi ki girmişim, yani iyi ki beni sokmuşlar. Ve beni Suna abla, Suna Pekuysal 5 yaşında. Öyle mi? Evet. Ha, tiyatroya Suna abla mı? Suna abla beni Harika. Sokmuş çünkü annemin arkadaşıydı. Daha doğrusu annesi benim annemle birlikte arkadaştılar. İşte evde ne yapıyorsam artık demiş ki bu kızın gözünde bir şey var, bir ışık var. Ben bunu alıp götüreceğim. 5 yaşındaydım işte şehir tiyatroları F haliyle, ikinci F haliyle başladığımda tiyatroya. Ondan sonra da devam etti ama Harika. Çok mutluyum. İyi ki olmuş. İyi ki olmuş diyebiliyorsun. Peki Bedrana'yı kaç yılında çekmiş? Çünkü Bedrana hem senin kariyerin hem Türk sinemasında çok önemli yeri olan bir film. Ve sen diyorum küçüktün o zaman. Küçüktüm tabii. 73'te çektik biz Bedrana'yı işte. 14 falan mıydım? Ya 14 ya 15 yaşında olmam gerekiyor. Bedrana'nın bir öyküsü var aslında. Dinlemeyi çok isterim. Aslında biraz enteresan bir öyküsü var. Şimdi ben sinemaya başladım, yani tiyatrodan dublaj yaparken Muharrem Gürses işte bana dedi ki gel bir film çekeceğim, masal filmi, gel onda oyna. Tamam peki dedim, işte Şehzade Simbat Kaftağında diye Fikret abiyle, Fikret Hakan'la, Eva Bender beraber ben Fikret abinin kız kardeşini oynadım, öyle başladım. Sonra işte Malkoçoğlu Kurt Bey geldi, Serdar Gökhan'la, Süreyya Bey çekiyordu, Süreyya Duru. Ondan sonra o filmde oynadım. O arada da kitap okuyorum. Yani tabii ki kitap bizim için artık o kadar şey ki hep sürekli böyle okuduğumuz için. Bedrana'nın hikayesini okumuştum. Ay dedim ki ne kadar güzel bir film olur bu. Dememe kalmadı. Baktım bir aşağı yukarı bir ay sonra falan bir gazetede işte Türkan Şoray Bedrana'ya hazırlanıyor. Bu kadar mı olur? Ah dedim. Keşke ben oynasaydım. Ay keşke ben oynasaydım. Demeye kalmadı. İşte bir 10 gün sonra mı neydi? Bir telefon geldi. Süreyya Bey sizinle görüşmek istiyor diye. Ben de şimdi Bedrana'yı çekecek, Süreyya Duru çekecek, işte Türkan Hanım oynayacak falan diye. Dedim ki orada da bir de Bedrana'nın kız kardeşi var. Herhalde dedim beni de onun için çağırıyorlar. Gittim. İşte Süreyya Bey gel bakalım dedi bana. O zaten hep çocuk muamelesi yapardı bana. Al dedi şu senaryoyu dedi. Git çalış. Bedrana'yı oynuyorsun dedi. Dananam. Ay, böyle bir şey olabilir. Müthiş. Dedim ki ben oynayacağım değil mi Bedrana'yı? Evet dedi, sen ne bakıyorsun öyle suratıma dedi bana. Böyle okudum ben böyle. Aa, hiçbir şey diyemedim. Hiçbir şey. Hani sanki söylersem onun büyüsü bozulacakmış gibi geldi bana. Senaryoyu aldım kucağıma. O zaman Fatih'te oturuyordum. Beyoğlu'ndan Fatih'e kadar yürüyerek gittim ve zıplaya zıplaya senaryo kucağımda. Mutluluktan canım. O kadar mutlu oldum ki. Ama ben sonra her şey dedim Süreyya Bey'e, ben Türkan Hanım oynayacak dedim. Olmayacak dedi. Herhalde anlaşamadılar mı bilmiyorum. Ne oldu, bir şey oldu. Ya kısmet sanaymış. Kısmet evet. Ve... Ama senin daha önce kitabı okuyup da keşke bu rolde ben oynasam demen. İstemişim demek ki. Çok istemişim herhalde. Öyle diyoruz ya, bir şey çok istersek olur diye. O gün de vakti saatiymiş herhalde. Evet. Kabul oldu. Evet. Ve böylece başlamış oldum. Ve beni gerçekten... O film bir başlangıç sayıyorum ben onu. Yani çok önemli bir film olduğu için. Sonra benim sevdiğim filmlerin, senin de kariyerinde çok önemli yeri olan filmler. İpekçe ve Kaşık Düşmanı. Kaşık Düşmanı. Kaşık Düşmanı da çok... Önemli bir sosyal konudur değil mi? Çok özel bir konuydu Kaşık Düşmanı. Rahmetli Bilge Olgaç canım benim. Ya. Bana geldiğinde işte o zaman da bu Ankara'da Danacı Obası köyünde bir tüp patlaması olmuştu. Ve kına gecesinde bütün köyün bütün kadınları kına gecesi yaparken kına gecesinde tüp patlaması oluyor ve bütün kadınlar ölüyor. Bir tek köyün delisi kalıyor. Onu da almamışlar içeriye, dışarıda. O da benim oynadığım roldü. Ve kızın da tabii trajedisi çok ağır aslında. Küçük gelin, küçükken evlendirip yaşlı bir adamla, adam zifaf gecesinde ölüyor. Ve kız ondan sonra tırlıyor zaten. Öyle bir hikaye. Çok güzel bir hikayeydi. O da çok özel bir filmdi. Yani hem gerçek yaşanmış bir hikayeydi, Hem de çok özel bir film oldu o. Evet. Bilge'nin çok inandığı bir şeydi. Sonra Kaşık Düşmanı, sonra İpekçe, gene Bilge. O İpekçe'ye geçmeden önce Bedrana'dan görüntülerimiz var. Aa. İzleyelim mi? Tamam, hadi izleyelim. Analım o günleri. Evet. Bedrana. Bedranan öyle, ne istersen. Ben ölmüşem Bedrana. Hele bak. Benle kaçacaksın Bedrana. Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam... Kızmış mı sen bana? Bilmiyorum. Sen bana kıyamazsan değil mi Davut? Kıyamıyorum işte, görmesen mi? Gözlerin benden bir şey alacakmış gibi. Seni vuracağım Bedrana. Bırak lambayı. Yazık değil midir bana? Ya ne kadar küçükmüşsün. Vallahi, bu küçücük hakikaten. Yaşında bayağı bu kadar ağır bir rolü. Sonra İpekçe. Sonra İpekçe. İpekçe biraz o filmin yönetmeni Bilge Olgaç'tan konuşmak istiyorum. Ben Bilge ile bir tek film yapabildim. Ama sen galiba iki tane film yaptın. İkisi de birbirinden güzel. Ve çok hazin bir sonu oldu Bilge'nin. Bilge Türk sinemasında... birçok erkek yönetmenin içinde hakikaten tek ve çok başarılı kadındı onun var olduğu dönemde. Daha sonra tabii ki birçok kadın yönetmen geldi. Ama o hazin son hepimizin içini acıtmıştı. Çünkü o bir kedisini kurtarmak için yangına dalmıştı ve ne yazık ki orada yanarak vefat etti. Ama geriye gerçekten çok güzel eserler bırakmış. Benim bu arada küpem dayanamadı. Biraz on nasıl bir yönetmendi, nasıl bir insandı, onunla beraber çalışmak nasıl bir şeydi, onu anlatır mısın? Ve onu anmış olmak istiyorum. Evet, çok duygusal bir kadındı bir kere. Çok duygusaldı. Aşk kadınıydı, hemen aşık olurdu. Yani bu fark etmiyor, bir insana olsun, işte bir hayvana olsun... ne bileyim yani bir objeye, bir şeye, böyle sahneye bile aşık olurdu yani. Öyle bir şeyi vardı onun. O kadar naifti, o kadar sevecendi. Ve kadın kadına çalışmak tabii çok daha rahat oluyordu aslında. Birbirimize en azından bakışımızla anlayabiliyorduk ne olduğunu. Bu İpekçe filmini çekerken de orada da yine çok enteresan. Biz bir akşam oturuyorduk, işte bu İpekçe'yi çekeceğim bilmem, ben oynayacağım dedim. Yok, ben seni düşünmüyorum dedi bana. Kimi düşünüyormuş? Onu da söyledi mi? Söyledi. Söylemeyeyim şimdi ismini. Peki. Dedikodu olmasın. Dedikodu olmasın. Dedim ki hayır, ben oynayacağım. Ondan sonra dedi nasıl olacaksın, sarışın olması gerekiyor. Peruk takarız dedim. Ay. O anda bir durdu. Dedi ki dur bakayım ya dedi. Sonra işte kadın orada genel ev kadınını oynuyordu İpekçe. Ve dedi ki ha, ben buna peruk takar, sonra da o peruğu çıkarttırırım. Ben böyle bir sahne, yani öyle bir sahne hemen yazdı oraya. Bir sahne yazdı değil mi? Hemen bir sahne yazdı. Ve gerçekten de filmin içinde çok özel ve çok güzel bir yer oldu. Ama ne yazık ki işte senin de dediğin gibi talihsiz bir... Yani kedisini kurtarmak için, kedi meğersem kaçmış camdan yangın başladığı sırada. Bu kediyi ararken boğuluyor ve yanarak ölüyor. Yani maalesef. Çok acı bir şeydi tabii. Yani acı bir ölüm ama geride bıraktığı da bir sürü güzel sinema filmi var. Ki biz İpekçe'yi çekerken sen de Bez Bebeği çekiyordun. Aynı yerlerde çalışıyorduk. Aynı yerdeydik, evet. Ya İpekçe de çok güzel filmdir. Gerçekten Bez Bebek de benim çok sevdiğim bir filmdir. Doğru. İyi ki bu filmleri yapmışız her zaman. Bunlar bence Türk halkı için birer hazine. Dönüp dönüp seyrettikçe kendi kültürüyle tekrar buluşma imkanı buluyor. Hı hı. Ve ne kadar hayatın içerisinden hikayeler, çok, ne kadar gerçek hikayeler. Aslında sinema zaten bir nevi ayna. Yani gördüğünü, hı hı, gerçek hayatta olanı yansıtıyor. Birçoğumuz zaman zaman kaçırıyoruz, değil mi? Detayları görmüyoruz. Aynen. Şimdi yani az önce hani sahneyi hemen oturduğu yerde yazıverdi dedin. Aslında senaryo belki onun değildi, değil mi? Tabii. Ama galiba sinemada tabii ki senaryo her şey diyoruz ama yönetmen yapar sinemayı, değil mi? Çok yani önemli. Yani yönetmenin bakış açısı, dünyası çok farklı. Hele bir kadın hikayesi çekiyorsa bir kadının bunu çekmesi çok daha özel diye düşünüyorum ben. O hassas ruhu, denge yaratılışında olması, hı hı, adil olması, bu annelikten kaynaklanan, o yaratılıştan kaynaklanan özellikleri daha insani, daha duygusal, daha insana hitap eden şeyler yapıyor. Yani zaman zaman bazen böyle benim de yönetmen olmak istediğim anlarım olmuştu. Ya ben çok isterdim, biliyor musun? Yani benim var kafamda ama yani ben mesela senin bir film yönetmeni çok isterdim. Benim. Düşünüyorsun. Evet. Ben yöneteyim, sen oyna. O, bayılırım. Bayılırım. Sen, evet, vallahi bayılırım. Benim çok takdir ettiğim bir şey var. Her dönemde sen sinemanın içinde olmayı başarabildin. Hı hı. Zaman zaman televizyon programı yaptın, zaman zaman tiyatroyla yetindiğin dönemler oldu ama yine dönüp dönüp hani zamana çok kolay adapte olabildin. Hı hı. Mesela şimdi de çok popüler bir dizide oynuyorsun, evet, ve çok güzel bir karakter canlandırıyorsun. Çok ya, imrenerek seyrediyorum gerçekten. Ne güzel, bunu senden duymak, evet, çok güzel. Ama her zaman bu kadar etkileyici karakterlerle karşılaşamıyoruz. Genelde hep erkek hikayesi oluyor. Yani gerçi evet, evet bizim, evet, günümüzde de şimdi şu anda çektiğimiz dizide de aynı şey. Yani hep biraz erkek hikayesi ama biraz kadının da ağırlığı var. Var ve evet, sen orada konuşmadan ifadelerinle, evet, çok gerçekten tebrik ediyorum. Çok zor ediyorum. Bir şeydi. Bir aşağı yukarı yani bir 7-8 bölüm öyle oynadım ben hiç konuşmadan. En sonunda senariste dedim ki yeter artık, beni konuştur. Bana yani o kadar gözlerinle o kadar iyi ifade ediyorsun ki yüzünle. Ben diyor hiç, bana kalsa hiç konuştum. Yani sinema oyunculuğu zaten dediğin gibi gözlerle ifade edebilmeyi gerektiriyor. Aynen. Oradan bazı sahneler var, izleyelim mi? O özellikle senin konuşmadığın. Ha evet. Dizi dünyasıyla sinema dünyası arasında bir fark var mı? Oyunculuk anlamında baktığın zaman aslında yok. Ama çekim şartları çok daha ağır oluyor. Çünkü yani neredeyse hemen hemen bir sinema filmine yakın bir zaman sürecini çekiyorsun. Yani bir sinema filmini bir ayda, iki ayda, üç ayda bunu çekersin. Bir haftada bunu bir hafta, hatta 5 günde çekmek zorundasın. Çünkü montaja girdi, işte müzik kondu, o bu derken. O yüzden çift yönetmen falan çalışılıyor. Çift yönetmen çalışılıyor. Çift ekip. Çok uzun tabii sürüyor. Çift ekip oluyor. Mecburen olmak zorunda. Çünkü insanlar biterler yani. Onun için yoksa oyunculuk açısından fark etmiyor. Ama diğer konular açısından biraz zor. Mesela hazırlanamıyorsun da. Bazen öyle bir şey oluyor ki senaryo son bir gün önce geliyor mesela. Ertesi günü iş koyuyorlar veya gece geliyor senaryo. Ertesi güne iş konuyor. Ezber yapman, onun içine hemen girmen falan bayağı bir çalışman gerekiyor. Yani sadece sette geçmiyor. Onun öncesi de o zaman geçiyor. Evet. Onun için biraz zor oluyor tabii ki. Çok duyuyorum çok zorlukları olduğunu. İşin komiği gençler şikayet ediyorlar. Ben hatırlıyorum o kadar çok film çektik ki biz de yani bir maratonun içerisindeydik. Gece gündüz sadece film çeviriyorduk. Tabii ki Avrupa'da ya da Amerika'da seyrettiğimiz diziler 45 dakika çok daha hem seyri kolay oluyor hem de çekimleri herhalde daha kolay oluyordur. Tabii. Bu düzenin tekrar gelmesini herkes istiyor herhalde, sen de istiyorsun. Hepimiz istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Yani normal düzeye gelmesi işte en fazla 45 dakika zaten. Değil mi? Yani onun üstüne çıktığın zaman o başka türlü bir performans. Mesela bazen diyorlar ki dizide işte o duruyor bakıyor, o duruyor bakıyor. Yani vakit geçirmek gerekiyor. Peki yani dizi aslında hani seyrediyorsun, geliyor, geçiyor, bitiyor. Ama sinemaya verdiğin emek her zaman değil mi yaşayan bir şey, kitap gibi yani sonsuza kadar sahip olabileceğin bir değer, bir eser olarak kalıyor. Onun için fark var herhalde. Yani sinema tabii ki şu anlamda çok önemli. Bizim hala da çok en eski filmlerimiz hala büyük bir ilgiyle izleniyor ve varlar. Dizi çektim bitti. Bitti. Bitti o sezon yani. Bittiyse unutuyorlar ve çok enteresan bir şey var. Mesela sinemada işte bir rol oynuyorsun ama kimse mesela bana Bedrana demiyor. Perihan Savaş oynamış Bedrana'da. Senin de dikkatini çekmiş demek. Susuz Yaz'da Hülya Koçyiğit oynamış. Kimse senin Susuz Yaz'daki isminle söylemiyor ama dizilerde öyle değil. Dizide yani o biraz gençlerin de talihsizliği diye düşünüyorum ben. Hepsini dizi ismiyle tanıyorlar. Dizi bitince her şey bitiyor. Bitti. Bitti. Ben bundan sıyrılmak için mi acaba birçoğu tiyatro yapmak istiyor. Yani bir rolle anılmaktansa aktör olmayı, oyuncu olmayı seçenler, içlerinde birkaç tanesi gerçekten işe çok asılıyorlar. Sen de muhakkak biliyorsun. Onlar tiyatro yapmayı seçiyorlar. Yani çünkü tiyatroda seyirciyle kendini imtihanda sınayabilecek, çünkü böyle bir şey var. Ben onları da çok takdir ediyorum. Oyunculuğun er meydanı derler ya tiyatro. Evet, değil mi? Yani sinemada şimdi mesela veya dizide fark etmiyor. Olmadı. Ay ben bir dakika ne olur bir daha çekelim mi? Diyebiliyorsun. Diyebiliyorsun. Ben giremedim burada o duyguya diyebiliyorsun. Ama tiyatroda böyle bir şey yok. Sahneye çıktığın andan itibaren ya bir dakika ben burayı seyirci yapamadım baştan alayım diyemiyorsun. Öyle bir şansın yok. İşte orada da oyuncu tatmin oluyor. Bu çok güzel. Aynı anda reaksiyonu duyuyorsun. Göz göze oynuyorsun bazen. O çok özel bir şey ve çocuklar da bu genç arkadaşlar da gerçekten hem tiyatro yapıyorlar hem de diziden para kazanıyorlar. Tabii para kazanmak zorundalar. Yani çünkü tiyatrodan para kazanılmıyor. Daha özverili bir iş. Bir dönem tiyatro bitti mi, tiyatro biter gibi laflar ediliyordu ama tiyatro hiçbir zaman bitmeyeceğini ispat etti. Şimdi bile 100 kişilik, 70 kişilik, 300 kişilik salonlarda tıklım tıklım doluyor. Ve yani hiçbiri de boş gitmiyor. Ama benim dikkatimi şu çekiyor Perihan, dizide tanıdıkları aktörleri tiyatroda seyretmeye geliyor insanlar. Hmm. O da bir popülarite istiyor. Biraz istiyor. Değil mi? Istiyor. isim davet ediyor. İsim davet ediyor biraz. Evet. Yani dediğin çok doğru. Tiyatroda kendilerini geliştiriyorlar. Hmm. Dizide de hayatlarını devam ettirmek için imkan buluyorlar. Evet, evet, aynen öyle. Tabii bir yandan da oyunculuklarını da pekiştirmiş oluyorlar. Tabii tabii. O dönemde. Senin de bu konuda çabaların var. Değil mi? Eğitimcilik yapıyorsun. Yani bazen evet yapıyorum. Fırsat buldukça bazen yapıyorum eğitimcilik, kamera oyunculuğu gibi. Hı hı hı. Çünkü yani şimdi tiyatro yapan insanın kamera önünde olduğu zaman tiyatrodaki gibi oynayamıyorsun tabii. Bambaşka. Sen çok daha iyi biliyorsun. Evet. Bambaşka bir şey. Çünkü seni bu kadar çekerken sen büyük oynadığın zaman o kameradan çıkıyorsun. Ben bunu şeyde öğrendim. Benim öyle bir hikayem var, anlat. Para filminde öğrendim. Sevgili Memduh'un. Allah rahmet eylesin. Tarık'la falan işte. Hiç artık rahmet eylesin demek istemiyorum hepsine. Çekiyoruz. Parayı çekiyoruz. Memduh'un bu oyuna bana bağırıyor. Kaşlarını öyle çatma, ağzını burnunu oynatma, bilmem ne yapma. Ben de dedim, sonra dedi ki kameramana, Perihan'ı al yanına, asistanını göster. Dedi koy karşısına, objektifleri Perihan'a göster. O da işte, bir eğitim değil mi? Eğitim tabii. Bizi yönetmenlerimiz eğitti diyorum. Ben, ben sinemayı yönetmenlerden öğrendik. Çünkü tabii. Daha önce sinema eğitimi yoktu. Yoktu. Konservatuvar da yoktu. Yani benim tiyatroya girdiğim dönemde konservatuvar da yoktu. Bir tek belediyenin konservatuvarı vardı. Var. Ankara'da vardı. Hı-hı. Ama şehir tiyatroları zaten bir konservatuvar gibi. Değil mi? Evet. Zaten kendi içinde eğitimi veriyor sayılırdı. Tıpkı sinemadaki bizim yönetmenlerimizin bizi eğittiği gibi. Hı-hı. Yani tiyatroya başladın, o kuliste büyük aktörleri de görüyorsun arada. Hı-hı. İdealize ettiğim biri var mıydı? Ay şunlarla oynasam ya da şunun gibi olsam, bir gün onun gibi alkış alsam filan. Yani tabii ki mesela işte Tijen abla, Tijen Par, Romeo Juliet'i oynuyordu. Biz de orada figüran oynuyorduk zaten. Hep gider kuliste Cüneyt abiyle, Cüneyt Türel'le ikisinin o sahnesini seyrederdim Romeo Juliet'i. Hep böyle derdim ki ay bir gün ben de bu Romeo Juliet'i oynasam mı? Peki o zaman Romeo'yu kim oynar? Çok güzel. Kafamdan geçirirdim böyle. Hatta bir gün matine suare arası Tijen ablanın taklidini yapıyordum. Masanın üstüne çıkmışım. Kızlar da benim arkadaşlar hani yapsana. Biraz da iyi beceriyordum Tijen ablanın taklidini. Çıktım masanın üstüne yaparken Cüneyt abiye yakalanmıştım. Şimdi de yapsana. Nasıl yapıyordu Juliet? Romeo. Geldin mi? Falan diye böyle bir şey. Ne güzel. Cüneyt abiyi gördüm, nasıl beynimden aşağı kaynar sular indi bir anda. Cüneyt abi böyle yaptı. Aferin. Devam. İnşallah. Gitmişti canım benim. Allah dualarını kabul etmiş. Evet. Tiyatroda Romeo Juliet'i oynayamadım tabii ama başka tabii daha sonra. Sonra tiyatrodan bir dönem ayrıldım ben. Sinema devam edince, çok yoğunlaşınca tiyatroya zaman ayıramadım ama 2002 yılında tekrar şehir tiyatrolarına döndüm. Orada işte artık 8 kadınla birlikte başladım. Öyle devam etti. Evet. Romeo deyince şimdi benim de aklıma senin hayattaki Romeo geldi. Ay. Nurlarda yatsın. Evet. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun mekanı. Hepimizin çok sevdiği bir aktördü. Senin de hayatında çok önemli bir yer açtı. Çok. Giderken de çok yaraladı seni. Çok. Yılmaz Zafer'den söz ediyorum. Oğlunun adını Savaş koydun. Evet, Savaş. Senin soyadın Savaş. Nedir senin bu savaşlarla? Bitmedi, değil mi? Nedir? Yani, ama bir de Zafer var. Zafer var sonunda. Onun Zafer soyadı, benimki de Savaş. Yani ikimizden de bir parça olsun dedik. Evet. İşte ben hamileyken onu bulduk. Yani Savaş Zafer olsun dedik. Ve öylece de koyduk. Tabii ki Yılmaz'ın keşke Yılmaz Zafer hani yılmayıp da zafere ulaşsaydı. Aynen. Ama olmadı. Elimizden ne geldiyse takdiri ilahi bir yere kadar. O öyle ama bir kadın olarak, üstelik de yani çalışan bir kadın olarak, üstelik de çok ünlü bir kadın olarak senin o dönemdeki özverin, vefan, Onun yanındaki duruşun, o günler hiç unutulmaz gibi geliyor bana. Senin için de öyle eminim. Aynen. Ama bilmiyorum, anlatmak ister misin onun? Üzmek istemiyorum seni. Yok, yok. Ama yok. Çok güzel bir armağan bıraktı sana, aynen, giderken. Aynen. Emaneti. Allah bağışlasın oğlunu. Amin. 25 yaşında oldu oğlum. Maşallah. Onu da 24 yıl oldu işte kaybedeli zaten. Maalesef. Çok gençti. Yani ben mesela çocuk çok istiyordu. Çok çocuk ben hamile kaldım da delirdi, çıldırdı. Ve gerçekten sadece 2 ay görebildi çocuğunun yüzünü. 2 ay sonra hastalandı zaten. Ondan sonra 18 ay yaşadı ama yani işte ona yaşamak denirse. O dönem, o süreç o kadar zorlu bir süreç. Küçücük bir bebek var. Ay. Artı bir bebek daha oldu. Yani çünkü belirli bir zamanını, işte o diğer 18 ayını bir küçük bebek gibi yaşadı o da. Şimdi 2 tane bebek bakmak durumunda kalıyorsun. Gerçekten de o kadar çok zorlu. Bir anda, bir günde 4 tane işe gidiyordum ben. Çünkü yani parasal anlamda da ya maddesel olarak da çok zorlayıcı, çok değil zorlayıcı. Mi? Yani işte, bu kadar ünlüsün, ismin var, kaç tane o zamana kadar film yapmışsın. Var. Bir birikiminin olması gerekir dayanabilmek için. Halbuki böyle bir hastalık döneminde sen bunlarla boğuşuyorsun. Şeyimiz de yoktu bizim, sosyal güvencemiz falan da yoktu yani. Son anda işte malulen emekli yaptılar Yılmaz'ı, zaten bir ay sonra da kaybettik. Yani ve o dönem içerisinde gerçekten işte geceler düzenlendi falan filan. Tabii bu bir sanatçı için aslında çok ağır şeyler bunlar. Olmaması gereken şeyler. Evet. Bir sanatçı, yurt dışında bakıyoruz, diyoruz ki oh, uçağı da var, osu da var. İmreniyoruz. İmreniyorsun. 135 tane film çekmişim. İstemiyoruz uçak. Sadece güvencede olmak. Güvencede olmak istiyoruz. Güvenlik. O kadar. Yani 135 tane film çekmişsin. Bakıyorsun ki geride ne sosyal güvencen var, ne oyun var, ne buyun var. Yani bir işte eşin rahatsızlanıyor. O da oyuncu. Onun için gece düzenleniyor. Ve ben bu dönemin aslında bir film olmasını istiyorum. Ben de sana bunu soracaktım. Bir yandan dinliyorum, bir yandan gözümde canlandırıyorum. Gerçekten bir film olabilir, olmalı, evet. Ve sen yönetmelisin. Evet, öyle düşünüyorum. Kim oynayabilir bilmiyorum ama sen yönetmelisin. Aynen öyle. Onu ancak sen bilirsin. Evet, çünkü. Evet. Yani yaşadıklarımı tabii ki çok ağırdı ama Allah'a şükürler olsun başa çıkabildim. Keşke yaşasaydı, keşke elimden gelen daha fazlası olsaydı, evet. Onları da yapabilseydim. Keşke bizimle birlikte olsaydı ama evet. Şimdi bir emaneti var, aynı o zaten. Ya Allah bağışlasın. Vallahi öyle bir, bazen öyle bir hareket yapıyor ki diyorum Yılmaz hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Yılmaz diyorum. Bir şey soracağım, bu hani film olmalı, hı-hı, ilk aklımıza o geliyor. Hı-hı. Çünkü hem gerçek... Hem işte hayatın önemli bir acısı. Acısı, evet. Belki de bir kitap önce. Hı hı. Çünkü, zaten önce kitaplaşmalı değil mi? Bence. Önce, evet, kitap, önce olmalı. Kitap olmalı. Aslında sen de bildiğin gibi Hollywood sineması dediğimiz sinema edebiyattan yararlanıyor. Hı hı. Önce kitap çıkıyor. Bazı kitaplar senaryo inceliğinde yazılıyor. Hı hı. Ondan sonra sinemaya uyarlanıyor. Hı hı. Biz bu konuda yıllarca çok sıkıntı çektik. Türk sineması senaristlerini say desen bir elin parmağını geçmez. Ve o insanlara ne kadar büyük şey vermişiz. Ne derler? Yüklemişiz sırtlarına. Onun için hemen aklıma o geldi. Yani kitap olmalı bu hayat. Çok doğru. Ve ondan sonra da dilerim senin yönettiğin bir film olmalı. İnşallah. Çok istiyorum onu yapmak. Yani önce kitabı yazıp ardından da o filmi, o kısmı, o bölümü hayata geçirmek, sinemalaştırmak. İnşallah nasip olur. İnşallah. Ki yani Türkiye'deki yaşanan o sanatçıların o dönemindeki zorluklar... yani hala da şu anda çözülmesi gereken bir sürü zorluk var söz konusu. Var, mesela telif haklarımız falan gibi, biliyorsun, hiçbir tanesi. Belki o zaman telif haklarımız olsaydı biz bunları yapmak zorunda bile kalmayacaktık. Herhalde. Çünkü çok acı bir şey. Yani senin kocan için bir oyuncu için gece düzenleniyor. Bu insanın o kadar ağırına gidiyor ki para toplanıyor. Hastanenin parası ödensin diye. Bu çok ağır bir şey. Yani, ama Allah'tan böyle bir millet. Allah razı olsun. Yani evet, o gecelerde birimiz bir şey olduğu zaman hepimiz o anda. Sen de gelmişsin geceye, biliyorum. Yani hepimiz şeyde herkes, yaptığımız geceye. Herkes geldi. Neydi? Açık havada. Açık havadaki geceye ya, sen de vardın. Evet, biliyorum. Sağ olun. Hepimiz bir araya geliyoruz ama keşke güzel günlerde gelebilsek. aşırı duygusal şeyler konuştuk. Onun için ben kafamı toplayacağım. Çünkü esas sana ben seni tiyatroda oynadığın çocuk döneminden beri tanıyorum. Hı hı. Sen de herhalde hatırlıyorsun. Evet. Fakat o gün bugündür biz sadece bir tek filmde bir araya gelebildik. O da nasıl bir tesadüf benim için. Şimdi nur içinde yatsın, Halit Refik'in yönettiği, Kemal Tahir'den esinlenerek senaryolaştırdığı Karılar Kovuşu. Hı hı. Şimdi Karılar Kovuşu senaryosunu yazmış Halit abi. Beni telefonla aradı. Hülya, bir senaryo göndereceğim sana. Onu oku, sonra konuşacağız üstüne dedi. Ben de tabii heyecanla hemen o gece okudum. Rolle ilgili şöyle böyle kafamda bir şeyler oluştu. Aradım. Dedim ki Halit abi okudum böyle böyle falan. İşte dedim hanım şöyleyken böyle, hanım şöyleyken böyle. Bir dakika ne hanımı dedi bana. Hangi rol, o rolü oynamayacak mıyım dedim. Yok dedi, sen yanlış okumuşsun. Ben sana Tözey rolünü teklifi. Gözlerim yuvalarından. Nasıl yani dedim. Bayağı dedi. Benim okuduğum kadarıyla dedim Tözey bir genel ev kadını, 1944'lerde falan geçiyor. Malatya'da falan, böyle bir toparlayamadım kendimi. Nasıl yani dedim. Çünkü böyle o zamana kadar hep böyle romantik aşk hikayeleri, şunlar, Hı-hı. belli bir Hı-hı. kalıplarda roller oynamışız. Ben de kendimi o kalıplara kaptırmışım. Sanki hanım olsa hanım. Dedi ki onu Perihan oynayacak. Ha. Sen de böyle oynayacaksın. İşte Kadir İnanır da Kemal Tahir'i canlandıracak. Böyle bir şey kalkışıyoruz dedi. Ve bunun içinde dedi minnet doluyum Türker'e dedi. Böyle bir hikayeyi böyle bir dönemde yaptırdığı için dedi. Ve öyle başladık. Güzel bir film olmuştu. Çok gerçek. Güzel, çok güzel bir film. Gerçekten çok değerli bir filmdi. Halit abi için de çok önemsediği bir hikayeydi. Ve ne kadar güzel çekmiş. Ondan da var biraz. İzleyelim beraber. İzleyelim. Bir hatırlatalım filmimizi. Sizin iş nasıl? Bilmem. Müdevvumi iddianamesini söylemedi mi? Bu sefer söyleyecek. Hala inat ediyor musun? Ben yapmadım. Şahitler yaptı diyor. Karakolda, müstantikte, müdevvimilikte ikrarınız var. Biz zorla ikrar ettik. Hüsnü polis bana düşman. Cemal polis bana düşman. Hanım kuzu. Ziyaretçim var. Ziyaretçim mi? Ben bittim. Hanım kalk da konuşalım. Yalan söyledin abi. 7 sene verirler dedin. Sapı kırık fincanın sahibi. Bu bey pek yalnız. Hem de mektup bekliyor. Birisi kendisini daima düşünüyor. Uzun boylu bir hanım. Siz istediğiniz kadar inkar edin. Kahve falı yalan söylemez. Yoksa siz inanmaz mısınız? Mahpushanede veremden ölür billah. Ben bakarım ona. Yağla balla beslerim. 10 sene değil 100 sene olsa dilenirim bakarım. Ya şimdi tabii film bir yana da bu dünya çapında büyük edebiyatçılar. Bir dönemler sakıncalı görüldükleri için hapislerde geçirmişler hayatlarını. Tabii ki onlar hiçbir zaman durmamışlar, devam etmişler yazmaya. Orayı yazmışlar değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Evet. Yani bir kadının, bir kadın o dönemde genel evden geliyor, şey yapıyor ama Ama ne kadar şey bir kadın. Anaç. Hat, yani bir anaç. Ben ona bakarım. Evet, yok bakarım da ederim de falan. O faytonlu sahneler falan. Ne kadar güzeldi onlar. Ya. Bir kadın da yani kocasıyla beraber sevgilisiyle evet. birlik olup kocasını öldürüyor. Evet. Hanım benim oynadığım evet. karakter. Yani çok enteresan bir şey. Ama gerçek. Gerçek. İşte hayat bu. Hayat bu. Hayat evet. neyse sinemada o. Daha farklı bir şey evet, değil. Tiyatroya da falan bir araya gelemedik ama burada yakaladık. Evet, ucunu. Evet, evet. Birlikte çok keyifliydi ama. Ya iyi ki. Hep bunlar iyi ki. Senin de iyi kilerin vardır. Az önceden yani başından beri sayıyoruz. İyi ki onu yapmışsın, iyi ki bunu yapmışsın, iyi ki böyle. Zaten önemli olan da iyi kilerin çok olması. Hı hı. Ah vah. Keşke dediklerimizin mümkünse hiç olmaması. Hepimizin yani. Dileği o ama yaşamın içerisinde doğru yolu bulana kadar zaman zaman tökezlediğimiz, zaman zaman yanlış kararlar verdiğimiz aynen. durumlarla karşılaşıyoruz. Aynen. Yani keşkeler oluyor. Yani olmadı mı? Tabii ki oldu. Mutlaka yani. Seninki de olmuştur. Bende de oldu mesela. Keşke dediğim zamanlar çok oldu ama hiç pişman olmadım. Hı hı. O güzel işte yani. Değil mi? Pişman olmadım. Evet, keşke dedim ama pişmanlığım hiç olmadı. Onu bir deneyim olarak, hı hı. bir kazanım olarak hatta aynen, algılayayım. Aynen. O bana bir şey dedim. Yani hayatın bir görevi. Yani bunu olacakmış, ben bunu yaşayacakmışım ki... sen de öyle misin? Yaşadıklarından şey çıkaran, yani vardır bunda bir hayır. Hayır. Evet. Diyen değil aynen, mi? Aynen, ben de ondanım. Evet. Ha, ben belli bir yaşa geldikten sonra demeye başladım ama... Ben de Yılmaz'dan sonra demeye başladım. Demek vardır ki bir vardır hayır. bir sebebi, evet, vardır bir hayır sebebi. Diye. Diyoruz tabii yani olmasa ama olmaz. O zaman hayatın da tadı çıkmaz belki ya. Doğru ben söylüyorsun. Bileyim. Her şey her zaman çok güzel çok güzel olamaz zaten. Olmaz zaten diye düşünüyorsun. Evet. Peki çok sıklıkla ben de karşılaşıyorum. Soruyorlar sana da %1000 soruyorlardır. Nasıl kendinizi muhafaza ediyorsunuz bu kadar? Nasıl güzel ve genç kalabiliyorsunuz Perihan Hanım? Ay, soruyorlar mı böyle? Soruyorlar tabii, sormaz olurlar mı? Şimdi yememe çok dikkat ediyorum. Aferin sana. Evet yani mutlaka ki dengeli besleniyorum. Onun dışında mümkün olduğu kadar spor yapmaya yani çalışmadan vakit buldukça çok ağır spor değil ama yürümek. Yani bir 30 dakikada olsa yürümek çok önemli. Bir de mesela hep soruyorlar cildine ne yaptırıyorsun, cildine ne yaptırıyorsun? Valla ben vitamin iğnesi yaptırıyorum. Hı hı. Yani tabii ki çünkü bu fondötenler falan çekimlerdeki bu tabii. ışıkların bile çok önemli zararı etkisi var. Zararı var vücudumuza. Çok. Vitamin iğnesi yaptırıyorum. Onun dışında da başka bir şey yaptırmıyorum. Aferin zaten. Sana. Öyle. Aferin sana. Genç kalmaya devam et. Çünkü biliyorsun yaşlanınca nedense dünya sinemasında da Türk sinemasında da pek o kadar rol vermiyorlar insana. Ben şimdi bayağı yaşlı oynuyorum baksana, saçlar beyazlatılmış. Onlar ya ben de 18 yaşındaydı, Sun'un annesini oynamıştım. Gerçekten gayet sağlıklı görünüyorsun. Canım benim, sağ ol. Çok mutlu oldum öyle. Seninle geçirdiğimiz şu 5 dakika 10 dakika bile benim için çok değerliydi. Hayır, benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Senin lafını hiç unutmuyorum. Onu mutlaka söylemek istiyorum. Bizim sevgili Bircan. Ya. Manager. Manager. Sevgili Bircan. Hastanedeydik, hatırlıyor musun? Böyle canım. Sen Selim abiyle birlikte gelmiştin. İşte ben Hale falan filan oradaydık. Sen böyle döndün, böyle bir sarıldın bana. Dedin ki Selim abiye dönüp, bak bunlar işte Yeşilçamlı, bunlar bizim canımız bunlar. Gerçekten. O lafını hiç unutmuyorum senin. Ay böyle tüylerim bitirken. Benim de şu anda öyle oluyor. Ne güzel, şöyle bir şey. Ama öyle güzel bakıyorsun ki yani o kadar güzel bir şey söyledin ki işte o biz bir aileyiz aslında. En doğrusunu söyledin, biz bir aileyiz. Biz meslektaş olarak gerçekten ama hissediyorsak sahiden mesleğini seviyor, sahiden işine aşık, tutkulu, bu iş için yaşıyor. Onu zaten biliyoruz, tanıyoruz, hissediyoruz. O zaman kardeşim, abim, bacım, aynen. Değil mi? Aynen. Böyle birbirimize sahip çıkıyoruz. Belki bir avuç insanız ama gerçek insanlarız. Doğru. Bence önemli olan da ne iş yapıyorsan yap ama önce insan olmayı başarabilmek. Çünkü geriye başka hiçbir şey kalmıyor. Çok doğru. Canım benim, çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Ne mutlu ki günümüzde... dünyanın birçok ülkesinde, birçok uluslararası festivalde artık filmlerimiz büyük büyük ödüllerle dönüyor. Bu hepimiz için bir gurur. Hı hı. Sinemanın, dün tanıdığın sinemayla bugün içinde olduğun sinema arasındaki farkı belki sen bize biraz açabilirsin. Bu arada birçok genç oyuncuyla çalışma fırsatı buluyorsun. Hı hı. Onlarla iletişiminden bahsedebilirsin. Değil mi? Şöyle söyleyeyim tabii. Şimdi biz çok imkansızlıklar içerisinde çalıştık. Yani kendi makyajımızı kendimiz yaptık. Saçlarımızı kendimiz yaptık. Kostümlerimizi evden kendimiz taşıdık. Ama şimdi mesela hem film olsun hem dizi seti olsun, bir de teknik zorluklar çekerdik. Mesela prodüktör derdi ki şarjör çok pahalı, alamam. Ne haliniz varsa görün. Yeah. İşte yani çoğu şey kameraman çuvala otururdu. İlk zoom çıktığı zaman ne kadar büyük bir heyecan yaşıyoruz. Yaklaşıyor falan. Yaklaşıyor, uzaklaşıyor böyle. Bu kadar basit bir teknoloji bile bizim için ne kadar büyük bir olay halde. Büyük bir mutluluktu. Mesela şimdi bakıyorum herkes ayrı arabalarla geliyor. Herkesin karavanı var. İşte makyajın yapılıyor. Kostümcülerin kostümlerini getiriyorlar. Seni giydiriyorlar. Sahneye hazırlıyor. Saçın yapılıyor başa. Oh, çok büyük bir rahatlık. Şimdi gençler tabii bunu yaşamadılar. Bunun sıkıntılarını bilmiyorlar. Bazen zaman genelleştirmiyorum. Öf pöf de yiyorlar. Ay diyorum ki vah vah vah. Çocuklar diyorum bazen dönüp. Biliyor musunuz diyorum biz ne yapıyorduk? Biz bir minibüsün içinde kameralar, ışıklar, oyuncular, set işçileri, ışık ekibi hep beraber giderdik biliyor musunuz? Hep sonra arabadan inerken de her birimiz bir çanta elimizde alıp taşırdık. Neyin öfünü yapıyorsunuz diyordum. Tabii ki teknik olanaklar da çok gelişti. Ha doğrusu bu muydu? Tabii buydu. Ama biz... Bu bir aşk. Bu bir tutku, başka türlü yapılır mı böyle bir şey? Mümkün Bugün değil. Daha profesyonel diyelim. Belki de bu ortamın hazırlanması için biz de çok... emek sarf ettik. Yani itici güç biz olduk aslında. Orası mutlaka. Yeşilçam'ın çok büyük emeği var bu işte. Gerçekten. Eğer bugün diziler ekmek yiyorsa, eğer bugün dizilerde insanlar çalışıyorlarsa bütün her şeylerini Yeşilçam'a borçlular. Yeşilçam'a borçlular diyoruz da günümüzdeki yetişen yeni yönetmenler pek böyle Yeşilçam'a dönüp bakmıyorlar gibi geliyor bana. Hatta Yeşilçam'la çalışmam, Yeşilçam'la oyuncularla çalışmam diyorlar. Yani... Yani bu da maalesef, benim garibime gidiyor. Yani yatıp kalksın şimdi eğer o ekmeği yiyorsa o Yeşilçam'dan o ekmeği yiyor zaten. Ben onlardan birkaç tanesini biliyorum. İnşallah bir gün bir yerde karşıma çıkarlar da böyle sohbet etme olanağı bulurum. Gerçekten yani. Bulurum inşallah. Yani aslını inkar etmek gibi bir şey değil mi? Anasını babasını inkar etmek gibi bir şey. Öyle. Eğer onlar olmasaydı sen zaten yoktun bugün. Ama onlarla beraber yürüyebiliyorsan mesleğinde o adımları atabiliyorsan o yolculukta sen kazanırsın. Sen kazanırsın. Ben korkuyorlar diye düşünüyorum. Yani tecrübeden daha büyük bir zenginlik yok. Aynen öyle, korkuyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü biliyor ki sen ondan her şeyi çok daha iyi biliyorsun. Ve çok daha acısını. Ha teknolojiyi çok fazla bilemeyebiliriz ama mesela ben de şimdi onu öğreniyorum. Mesela gençlerden de çok öğrendiğim şeyler oluyor benim. Bakıyorum aralarında bazen bir şey, özellikle şu sosyal medya konusunda. Bakıyorum yani hop bir şey öğreniyorum. Bir yerden bir şey yakalıyorlar, bir yerden bir şey çekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu yetenek mi yoksa kendimizi adapte etmeye çok kolay adapte olabiliyoruz biz. Olabiliyoruz. Her şeye, yani her şeye adapte olabiliyoruz. Bu yani mesleki alışkanlığımız mı, yeteneğimiz mi? Yetenek hepimizde var o ama çok çabuk adapte oluyoruz. Herkes yani teknolojiye de çok kolay adapte olduk. Hı hı, hı. Tabii ki objektifler değişti, işte kameraların gücü değişti filan. Sesli çekebiliyoruz artık. Sesli. Artık sesli çekebiliyoruz. Neyse ucundan kenarından ben de sesli yetişmiştim ama. Ya. Yani işte ama. Sesli deyince aklıma bir dönemde sahneye çıkmıştık. O gel. Senin de var öyle bir deneyim. Ama baksana ne kadar önemli bu yetenek dediğin şey bir bütün yani bir oyuncu bir bütün olmalı. Hı hı. Yani şarkıda söyleyebilmeli, dansta edebilmeli. Aynen. Herhangi bir spor dalında da başarılı olabilmeli. Sen de şehir tiyatrolarından geldin. Orada işte bize hem dans çalıştırırlardı hem şan öğretirlerdi. Eskrim derslerimiz vardı. Yani bütün bunları bize öğretirlerdi. Zaten böyle bir oyuncu eğitilirken bütün bu donanımı ona kazandırıyorlar. Aynen. Aynen öyle. Onun için sahneye çıkınca yadırgamadın herhalde. Evet, yani yadırgamadım yani tabii. Yani film çekiliyormuş. Film çekiliyor. Bir de şey oluyordu. Sende de oldu mu bilmiyorum. Şimdi sahneye çıkıyorsun, şarkını söylemeye başlıyorsun. Kimse senin şarkını dinlemiyor. O diyor ki, aha bak gözü ne kadar güzelmiş, saçı da böyleymiş. Boyu da uzunmuş. Bunlar geliyor kulağına. Ya bir dinliyorum, diyorum ki birisi de sesinden bir şey söylese bari falan diye, ama o tabii beyaz perdede ya, görüp ulaşamadığı kişiyi ya, karşısında görünce onu sesi mesi ilgilendirmiyor. Hakikaten yani, gerçekten. Gerçi ben bir dönem yaptım, çok işte az, bir sene çok az yaptım. Evimi aldım. Alasmalık dedim sahneye. ben tiyatro yaparım. Sen sahne dedin, benim için tiyatrodur dedin. Aynen öyle. Aynen öyle oldu. Benim. Aynen. Ömür boyu tiyatroda yapabilecek enerji Allah sana nasip etsin. Amin. İstediğin filmlerde oynamak, istediğin dizilerde oynamak, hep şansın olsun inşallah. Hepimiz ama seni de görmek istiyoruz. Biz de seni de görmek istiyoruz ama. Yani onu da söylemiş olayım burada. Her şeyin bir zamanı var. Bence de. Bence de. Bir Perihan, programı kapatmadan önce belki de benim soramadığım ama senin söylemek istediğin şeyler vardır. Onun için sana bırakıyorum lafı. Ay canım benim, çok teşekkür ederim. Bir kere bugün çok güzel ve çok keyifli bir gün geçirdim. Seninle olmak çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Sinemayı konuşmak, senden aynı yerde oturmak, belki benim çocukluğumda işte filmini seyrettiğim zaman senin genç kızlığımda senin hep Edison'la filmlerin vardı. Çok. Ben çok kızardım sana. Edison'a hayrandım böyle. O zaman hoş, genç kızı. Ay ama Hülya Koçyiğit'li film çekiyor ya, böyle siz çekiyorsunuz ya, aşk falan oynuyorsunuz ya. Ay ben nasıl olmalıyım. Evet, ben olmalıyım yani falan diye. Ama gerçekten de onlar da çok güzel günlerdi. Bugün seninle burada karşılıklı olmak. Sen bir duayensin. Türk sinemasının en büyük ustalarından bir tanesisin. Bizler sizlerden çok şeyi öğrenerek arkanızdan geldik. Minnettarız size de ayrıca. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Hep beraber Türk sinemasına teşekkür edelim. Evet, bence de.